Sevgili aday öğrencilerimiz, değerli izleyicilerimiz, tercih günleri devam ediyor ve bizler de 9 Eylül Üniversitesi olarak sizlere üniversitemizin farklı bölümlerini, farklı akademik bilimlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Sizlere de yeni seçenekler sunmaya devam ediyoruz böylece. Ve bugün de yine e, videolarımıza devam edeceğiz. Bugünkü videomuzda bir meslek yüksek yüksekokulunu tanıyacağız. E, eğer benim için 4 yıl çok uzun diye düşünenleriniz varsa arada ben 2 yıllık bir okul okuyup hemen hayata atılmak istiyorum. Hayata 2 yıl erken başlamak istiyorum diyorsanız meslek yüksek okulları bu noktada çok önemli tercih noktaları oluyor. Ve üniversitemizin en büyük meslek yüksek okulunu tanıyacağız bugün. İzmir Meslek Yüksek Okulu'nu tanıyacağız. Ve yanımızda yüksek okul müdürümüz Profesör Doktor Sayın Zeynep Arıkan hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Hocam biz videolarımızda şöyle bir yol izliyoruz. Öncesinde evet. e, okulu bir sizden tanımak istiyoruz. Genel olarak e, nasıl bir yapısı var? Hı hı. Kaç tane programımız var? Bunları bir sizden dinleyelim. Teşekkür ederim Kıvanç Bey. Öncelikle üniversite sınavlarına giren arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu zorlu süreçte büyük bir başarı elde etmelerini temenni ediyorum. 9 Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu 1982 yılında... İzmir'in Buca ilçesinde ve eğitim kampüsü içerisinde kurulmuş bir yüksek okul. Yüksek okulumuzun amacı sektöre ara eleman, kalifiyeli ve nitelikli ara eleman yetiştirmek. Ön lisans düzeyinde eğitim vermekteyiz. ve Meslek Yüksek okulumuz gerçekten köklü bir okul. Geçmişi iyi bir okul, zaman içerisinde gelişim göstermekte olan bir okul ve değişik sektörlerde eğitim verdiği için sektörel bağlantısı fazla olan bir okul ve üniversitemiz bünyesinde iş sağlığı uzmanlarının en fazla olduğu bir okul ve bu nedenden dolayı da Türkiye'nin en iyi meslek yüksek okulları arasında yer almakta. İki yıllık eğitim vermemiz bizim için bir avantaj olmakta. Arkadaşlarımız iki yıl öncesinden rakiplerine göre hayata atılmakta. Onun için okulumuzu tercih edin, iki yıl önce hayata atılın diyorum arkadaşlarımıza. Meslek Yüksek Okulumuzun 8 bin tane öğrencisi var okuyan ve okulumuzun geniş bir öğretim üyesi kadrosu var. 104 tane öğretim elemanımız var. Bunlardan 6 tanesi profesör, 12 tanesi doçent, 8 tanesi doktor öğretim üyesi. Diğer geriye kalanları ise öğretim görevlisi ve asistan olarak görev yapmakta yapmakta ve kampüs alanımız içerisinde çok fazla imkanlarımız mevcut. Eğitim açısından baktığımız zaman çok sayıda laboratuvarımız var. 8 tane laboratuvarımız var. 18 tane atölyemiz mevcut. 2 tane konferans salonumuz bulunmakta. Bu şekilde eğitim öğretim faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. İki ayrı e, evet. e, konum var galiba bildiğim kadarıyla teknik hı hı. programlar ve iktisadi ve idari programlar diye. Evet Kıvanç Bey teknik programlar ve iktisadi programlar fakat e, bu sene e, Meslek Yüksek Okulu'muzda önemli bir gelişme oldu. Artık e, teknik e, programlar ve iktisadi programlar yok. E, kurumlaşmaya doğru ilk adımını attı Meslek Yüksek Okulu'muz e, ve şu anda... E, Bölümleşme gerçekleştirildi. E, okulumuzda 15 tane bölüm ve bunların altında da e, 23 tane program var. Yani program açısından ve bölüm açısından da gerçekten çok zenginiz. Bu açıdan da Türkiye'de e, önde gelen yüksek okullar arasında e, yer alıyoruz ve e, 15 tane programımız mevcut. E, bu programları sayacak olursak muhasebe ve vergi uygulamaları, pazarlama ve dış ticaret, büro hizmetleri ve sekreterlik, otel, lokanta, ikram hizmetleri, bitkisel hayvansal üretim bölümü, bilgisayar teknolojileri bölümü, elektrik otomasyon bölümü, makine metal teknolojileri bölümü, el sanatları bölümü, tekstil giyim ayakkabı, elektrik enerji, mimarlık ve kimya bölümleri olmak üzere ve bunların hepsinin altında Ayrıca 23 tane programımız bulunmakta ve bunların hepsi sektöre yönelik eğitimler vermekte. Harika hocam. Gitgide evet. de büyümeye ve gelişmeye Git gide devam ediyor Gitgide büyümekteyiz ve gerçekten de oldukça iyi bir eğitim verdiğimize inanıyorum. Kesinlikle ben de inanıyorum. Burada tarafsız olamayacağım zaten. Evet. Çünkü ben de İzmir Meslek Yüksekokulu mezunuyum. Evet, yani öğrencilerimizin geldiği yerler açısından da, başarı açısından da sizi de örnek gösterebiliriz e, arkadaşlarımıza. Hepsi de çok başarılı yerlerde istihdam edilebilmekte. Bizim için en keyifli kısmı hı hı. okurken e, yerleşkeydi açıkçası. Yani evet. orada da yine tarafsız olamayacağım çünkü hı hı. belki de bizim üniversitemizin en güzel yerleşkelerinden, en yeşil yerleşkelerinden evet. bir tanesi. Ve biz mezun olduktan sonra da çevresi de daha da gelişti aslında. Hı hı. Yani son yıllarda epey hareketli. Siz ne diyeceksiniz bu? Evet, konuda? kampüsümüz çok güzel. Bana göre de zaten çok tarihi bir kampüs. Havası çok güzel, çok yeşillikli bir kampüs. Arkadaşlarımız zaten tercih ettikleri zaman görecekler. Kampüsün içinde çok fazla imkanlarımız var Kıvanç Bey. Sportif faaliyetler yapılabiliyor. Zaten okul takımlarımız her türlü sportif alanda okul takımımız var. Ve rektörlüğün düzenlediği yarışmalarda ödül alan takımlar bunlar. Tiyatro topluluğumuz var. Kampüsümüzün içerisinde... E, kafelerimiz var, e, kütüphanemiz var, e, halı sahamız var, e, futbol sahamız var, kapalı spor salonumuz var. Bunlar gerçekten e, çok güzel alanlar. Doğal yaşam alanımız var tarihi bir kampüs olduğu için. E, kafelerimiz e, mevcut e, çok sayıda. E, kampüsümüzün içi böyle olduğu gibi. Kampüsümüzün dışı da bu şekilde çok güzel. Çok canlı bir hayat var. kafeler, kültür merkezleri ve öğrenci bizim kampüse ulaşım imkanı çok kolay çünkü çok merkezi bir yerde. hatta kampüsümüzün önündeki durak bile İzmir Meslek Yüksekokulu İMYO durağı olarak geçiyor. Kesinlikle ulaşım açısından hiçbir sıkıntı çekmezler ve yurt imkanı var öğrencilerin. Kalabilecekleri ev imkanı bütçelerine göre beslenme imkanları çok geniş. Okulumuzun içerisinde zaten büyük bir yemekhanemiz var. Okulumuzun dışında yemek yer yerleri, gezme yerleri, yani sosyal hayata da öğrencilerimiz çok güzel uyum sağlayabilirler, çok neşeli bir öğrencilik hayatı geçirebilirler. Harika. Ee, laboratuvarlardan biraz bahsettiniz. Ee, evet. Çünkü özellikle yüksek okullarımızda hı hı. meslek yüksek okullarımızda uygulama çok önemli bir şey evet. ama uygulamanın daha önemli bir boyutu da stajlar. Evet, evet. Ee, meslek yüksek okulumuz için stajlar ne durumdadır? Nasıl bir yöntem izliyoruz? Şimdi aslında bizde Kıvanç Bey uygulamaya yönelik eğitim gerçekten fazla. Zaten uygulama okuluyuz. Eğitimimizin yüzde otuzunu hatta daha fazlasını uygulamaya yönelik olarak yapmaktayız. Hocalarımız çok vasıflı. Zaten çoğu uygulamanın içerisinde olan kişiler. Ve burada özellikle sektörel geziler ve saha çalışmaları yapılmakta. Bu açıdan İzmir Meslek Yüksekokulu gerçekten önemli bir pozisyonda. Staj imkanı bizim okul için çok önemli. Çünkü hocalarımız öğrencilerimizle çok ilgilenmekte ve dışarıda proje hazırlayan hocalar olduğu için sektörel bağlantıları olan hocalar. Bizde 6 haftalık bir staj süresi var. Ve öğrencimizin staj yeri ayarlamada hiç sıkıntı çekmesi söz konusu değil. Neden? çünkü hocalarımızın bağlantıları dediğiyle staj yerlerine yerleştiriliyor. Hepsi hiçbir açıkta kalmıyor. Ve bu daha sonra öğrencilerimize erken istihdam imkanı da getirebiliyor. Bu açıdan İzmir Meslek Yüksek Okulu'nun da iyi olduğunu arkadaşlarımıza söyleyebilirim. Evet evet ben de bu konuda evet. yine kefaletimi koyabilirim ortaya. Kesinlikle. Çünkü benim de staj yaptığım dönemde teklifi aldığım evet. oldu. Birçok arkadaşımız da yine aynı şekilde staj yaptıkları yerde, yerde hala devam ediyor tam edilebilme imkanları var. çok fazla. Evet. Çok iyi yere gelen arkadaşlarımız var evet, bu şekilde. Evet. Ne mutlu Başım bize, olan. ne mutlu okulumuza gerçekten. Ee, bir de hocam e, dikey geçiş gibi bir alternatif var. Evet. E, Birçok öğrenci arkadaşımızın bunu da merak ettiğini düşünüyorum. Çünkü evet. iki yıllık bir meslekçi okulunu Hı -hı. bitirdiklerinde eğer olursa ben lisans e, noktasında bir diploma almak istersem, e, bu imkanın var mı diye de soruyor arkadaşlarımız. Şimdi şöyle İzmir Meslek Yüksek Okulu ön lisans düzeyinde eğitim veriyor. Biraz önce de söylemiştim. Şimdi bizim okulumuzun aslında e, fakültelere göre şöyle bir avantajı var. İki yıllık e, düzeyde eğitim veriyoruz. E, ara eleman yetiştiriyoruz. Çok iyi ara eleman yetiştiriyoruz. Staj imkanı da sağlayarak. E, şimdi öğrenci iki yılı bitirdiği zaman e, Kıvanç Bey ön lisans diploması alıyor daha sonra dikey geçiş sınavlarına girme imkanı var. Bu sınavlara girdikten sonra başarılı olursa ki çok başarılı oluyorlar ve Türkiye genelinde e, incelediğimiz zaman İzmir Meslek Yüksekokulu e, dikey geçiş sınavlarında e, dereceye giren bir okul. E, öğrencimiz arzu ettiği e, takdirde bu sınavlardan başarılı oluyor, aldığı eğitimle ve 4 yıla devam etme şansı oluyor. E, 4 yıla devam ettiği zaman ikinci bir diploma alma hakkı e, ortaya çıkmış oluyor ve bu eğitimini sürdürürken e, bir imkanı da açık öğretimin herhangi bir bölümü kaydolabiliyor. Üçüncü bir diploma alma hakkı ortaya çıkmış oluyor. Yani bir fakülte mezununa göre çok daha avantajlı. Ön lisans diploması, daha sonra lisans diploması, dikey geçiş sınavlarına girerek ve arzu ederse daha sonra alanı ile ilgili fakültelere devam ederek yüksek lisans yapma şansı oluyor. Akademik kariyere girme şansı oluyor. Yüksek lisans diploması alma şansı oluyor. Ve bu açıdan İzmir Meslek Yüksek Okulu ara eleman yetiştirme ve ana eleman yetiştirmede de oldukça iyi bir temel oluşturma açısından çok iyi bir okul diyebilirim. Çok güzel hocam. Şimdi malum bir COVID-19 salgın sürecinden evet. geçiyoruz. Geçtiğimiz dönemin ciddi bir kısmı uzaktan öğretimle sürdürüldü. Şu an için net olmamakla birlikte olur da önümüzdeki günlerde yine bir uzaktan öğretim senaryosu çıkarsa karşımıza hazırlıklı mıyız ne durumdayız? Evet zaten uzaktan eğitimle Kıvanç Bey derslerimizi yürüttük. Hocalarımızın, idari personelimizin büyük bir fedakarlığıyla hiçbir sorun yaşamadan biz dönemimizi tamamladık. Şimdi zaten YÖK'ten gelen talimat çerçevesinde eğitimin %40'ının uzaktan eğitimi hazırlıklı olarak yapılması hususu belirtildi. Bu şekilde ders programımızı ayarladık. Fakat eğer şartlar daha zorlaşırsa, pandemi dönemi daha ağırlaşırsa o zaman %100 eğitim verebilecek düzeyin, düzeydeyiz. Zaten üniversitemizin yürüttüğü uzaktan eğitim merkezi çerçevesinde Sakay programı tabanlı olarak bu eğitimi sürdürmekteyiz ve hiçbir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Biz buna hazırlıklıyız. Kaldı ki Covid-19 süreci pandemi süreci devam etse de etmese de üniversitemizin almış olduğu sağlık tedbirleri çerçevesinde okulumuzda her türlü sağlık tedbiri zaten alınmıştır. Olsa da olmasa da pandemi süreci devam etse de öğrencilerimizin e, sağlık tedbirleri çerçevesinde okulumuzun laboratuvarlarından, e, bilgisayarlarından yararlanmaları her zaman e, mümkündür. Onun için hiçbir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Evet. Bir de üç farklı blok olmamızın da herhalde bu noktada bir Tabii avantajı ki, olacaktır diye düşünüyorum. E, zaten e, Kıvanç Bey 31 tane sınıfımız Hı. var. Sınıflarımız e, yeterli. E, programlarımız ona göre ayarlandı. Onun için öğrencilerimiz bu açıdan da rahat olabilirler diye düşünüyorum. Evet. Şimdi hocam son olarak da aday öğrencilerimize sizden bir mesaj rica edelim. Ben aday öğrencilerimize öncelikle başarılarının devamını diliyorum. Ve tercihlerini yaparken sevdikleri, istedikleri bölümleri tercih etmeleri önemli. Fakat sevdikleri, istedikleri bölümü seçmelerinin önemi yanında, hepsinden önemlisi bugün için Türkiye'nin bu şartlarında piyasada geçerli olan bölümleri seçmeleri çok daha önemli ve İzmir Meslek Yüksek Okulu'nun 15 tane bölümü de bugün için piyasada gerçekten geçerli bölümler olup çok rahat istihdam imkanı sağlayan bölümlerdir. Bu sebepten dolayı geçerli bölümleri tercih etmeleri, İzmir Meslek Yüksek Okulu'nun tercih etmeleri konusunda tavsiyede bulunuyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Sağlık. Hepsine sağlık ve başarılar diliyorum tekrar. Teşekkürler. Evet sevgili aday öğrencilerimiz gördüğünüz gibi bugün de İzmir Meslek Yüksek Okulu'muzu dinledik. Müdürümüz Profesör Doktor Zeynep Arıkan hocamızdan. Bizler yine videolarımızda sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Sizler eğer hem İzmir Meslek Yüksekokulu hem de diğer akademik birimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz tercihrehberi.edu.tr adresinden bu bilgilere erişebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.